Bismillahirrahmanirrahim. Babun kavlullahi teala inneke la tehdi men ahbabta. Kasas suresi 56. ayet. Allah Teala'nın sözü bana şu babke salaha buluyordu. Ayetini, delilini salaha kılıyordular. Allah diyordu ki inneke ya Muhammed. Ey Muhammed elbette sen la tehdi men ahbabta. Yaxshi ko'rgan kishilarini hidoyat qila olmaysan deyapti. Endi Muhammad alayhisalomki o'zi yaxshi ko'rgan kishilarni hidoyat qila olmasa, boshqalar abadan hidoyat qila olmaydi. Ba'zi johil sufiylar aytadiki, bizi shayximiz bizi hidoyat qiladi. Uni katta bir ombori bor, hidoyat ombori. Kim borsa o'sha yerdan yangi chiqqan fabrikadan chiqqan hidoyatlar tarqatadi. Puliga qarab albatta. Holatiga qarab. Kambag'al bo'lsa kichkina hidoyat, boyroq bo'lsa kattaroq hidoyatlar. Hidoyat Allohning qo'lidadir. Allohdan boshqasi hidoyat bera olmaydi. Va yana shuni bilishlik kerakki, bu kazzob mullalar masalani aralashtirganligini sababi Qur'on va hadisda hidoyat masalasi kalimasi ikkita ma'noda keladi. Biri yo'l ko'rsatishlik ma'nosida. Ikkinchisi to'g'ri yo'lga yetkazish degan ma'noda. To'g'ri yo'lga yetkazishlik Allohga xosdir. Allohdan boshqa hech kim bir insonni to'g'ri yo'lga yetkaza olmaydi. Ammo to'g'ri yo'lni ko'rsatishlik hamma qilaveradi uni. Ya'ni bir johil inson ham sizga to'g'ri yo'lni ko'rsatishi mumkin. Alil Qori hajga borganda bir xato qilgan ekan. Alil Qori birasi qancha katta olim. Haj amalda xato qilib qo'yibdi, o'zini yo'qotib, yonida bir avom aytibdiki, "Sen shu haj ibodatlari degan kitobni o'qimaganmisan?" Shuni o'qib turib haj qilsang bo'lmaydimi desa, shu kitobni men yozganman degan. Ba'zan johil inson sizga haqni ko'rsatadi. O'zingiz aytgan haqni ko'rsatadi ba'zan. U bo'laveradi hammada. Ko'rsatishlik xolos u. Bu e'tibordan payg'ambarimiz alayhisalom Abu Tolibga ko'p ko'rsatdi haqni. Ammo haqqa olib bora olmadi, hidoyat bera olmadi, iymon bera olmadi unga. Va fi sahihi an ibn al-Musayyab İbn al-Musayyab'dan rivayet kılındı sahih hadiste an abihi uksun dadasidan qala lamma hazarat Abu Talibin al-vafatu. Abu Talibga vafat kelganda, ölüm kelganda ja'ahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abu Talibning oldiga Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem keldilar. Qarim payg'ambarimiz alayhissalom da'vatga qanchalik mahkam edi. Abu Talibga vafat kelganligini eshitib darrov yetib kelyaptilar. Shuni da'vat qilinglar, imom bilan ketsin, shu imonsiz ketib qolmasin dedi. Va bu yerdan yana bir masala sabit bo'ladiki, qarindoshlaringiz kofir bo'lsa ham, baribir qarindoshlik haqqi bor. Bo'lmasam payg'ambarimiz alayhissalom har o'lib turgan kofirga ham borolmas edilar. Abu Talibga kelyaptilar. Qarang, qarindoshlik haqqi bor. Ya'ni Abu Talib ko'p xizmat qilgan edi payg'ambarimiz alayhissalomga. Va indahu Abdulloh ibn Abi Umayya va Abu Jahlin. Abu Talibning oldida Abdulloh ibn Abu Umayya bor edi va Abu Jahl bor edi. Shu ikkita rais bor edi. Bittasi Abdulloh ibn Abi Umayya keyinchalik islomni qabul qildi, tavba qildi. Ammo Abu Jahl kufrda ketdi. Faqala lahu payg'ambarimiz alayhisalom Abu Talibga aytdiki: "Ya ammi, qul La ilaha illalloh. Kalimatun yoki kalimatan ahajju laka biha indallohi." Aytki yamakim, La ilaha illalloh degin. Shu kalima bilan Allohning huzurida seni najot topishliging uchun, seni foyding uchun Allohga shu kalimani hujjat qilaman dedi. Masalan, ahajju, uhajju bo'lishlik kerak. Uhajju kalimasini ba'zilar tortishaman deydi. Alloh bilan kim tortishadi? Bitta hujjat keltiraman. Seni kalimani aytganligingni Allohga hujjat ko'rsataman. Keyin aytamanki, "Ya Robbi, tavhid kalimasini aytgan, kechirgin" deyman. Faqala lahu. Shunda Abu Jahl bilan Abdulloh ibn Abi Umayya dediki, "Atarghabu an millati Abdul Muttolib?" Qarang, sahih hadisda kelyapti bu. Nima deyapti? Abu Jahl bilan Abdulloh ibn Abi Umayya, "Ey Abu Talib, Abdul Muttolibning millatidan yuz o'girasanmi?" deyapti.
Ata babalarımızın yoludan yüzü giresen mi diyebdi. Fe'a'ade aleyhi en nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz aleyhisselam Ebu Talib'ke kaytardılar gafını. La ilahe illallah deyin. Şu kelimen etmesin. Şu kelimen etkenliği yine Allah huzurda hüccet kılamana necat topasın diyebdiler. Fe'a'ade aleyhi. Ve Ebu Cahil bilen Abdullah bin Ebi Umayye kelesiyem yine gafını kaytarıştı. Ey Ebu Talib, sen Abdülmuttalib'ti dininden yüzü göresen mi dedi. Fekene ahiru mekal. Neticede Ebu Talib'nin aitken gafının en ahirgisi huve ala milleti Abdülmuttalib. Ebu Talib Abdülmuttalib'nin milletidedir dedi. Ve aben yekule la ilahe illallah. Ebu Talib la ilahe illallah deyişlikten yüzü gördü. Tevhid kelimesini aitmedi. Bu hadis sahih hadistir. Adamlar köp soruyordu. Peygamberimiz aleyhisselamın atasını, anasını, babasını hükmünü mü? Peygamberimiz aleyhisselamın babası Abdülmuttalib mi? Abdülmuttalib Peygamberimiz aleyhisselamın babası. Eşedi ki Abdülmuttalib Müslüman bugün mü? Dip tartışıyordu. Bana şu hadis halkı liyordu. Eğer Abdülmuttalib Müslüman olsa, dinde İslam dinde bugün olsa, bitti atergabu an milleti Abdülmuttalib, Abdülmuttalib'ti dininden yüzü giresen mi? Degen de, Ebu Talib, Abdülmuttalib'ti dini demendiyse Resulullah elhamdülillah deyişlik gerekirdi. Eğer Abdülmuttalib Müslüman olsa, İslam da olsa. Lekin nima deyaptılar? Koy onu terkiyin deyaptılar. La ilahe illallah deyin deyaptılar. Şundan ma'lum bo'lyapti ki, Peygamberimiz aleyhisselam Abdülmuttalib'ti dinini kabul kılmayaptı. Rad kılıyaptı. Abdülmuttalib'ti milletini terk kılıyaptılar. Ve Ebu Talib'ti davet kılıyaptı ki terkini uladı yolunu deyaptı. Ebu Talib şu Abdülmuttalib yani dedesini. Abdülmuttalib, Ebu Talib'ti dedesi buladı. Dedesinin yolunu mahkeme şey yaptı. Ve Resulullah babasının yolunu rad kılıyaptı. Şunun için müşrikler dedi ki bu atabalarıya karşı çıkan bu ak boyan dişat. Ak buldu bu dişat. Demek Peygamberimiz aleyhisselamın ecdatları ular tevhidde bulmayan. Abdülmuttalib İslam'da imanda bulmayan. Ebu Cahiller Abdülmuttalib'ti dinine çakırı yaptı adamlardı. Peygamberimiz ki günde bizi karındaşımız mes bu dedi. Ama küfür meselesi ise Abdülmuttalib de dini geçakır yaptı. Şimdi karındaşın mesajı ki o. Peygamberimiz aleyhisselam dedi atası yem, dedesi Abdullah. Kimi milleti dedi? Abdülmuttalib de milleti dedi. Anası Amine, Abdülmuttalib de milleti dedi. Ular İslam milleti demesiydi ular. Fekalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki. La estağfiranna leke ma lem unha anke. Madem ki seninle nahi kılınmasam, Allah Teala beni men kılmasa, men senge istiğfar etiyoramen. Allah'ım Ebu Talib'ni keçirgin diyoramen. Dediler. Fe'anzalallahu azze ve celle. Şimdi Allah azze ve celle ayet nazıl kıldı. Tevbe suresi 113. ayet. Mâ kâne linnebiyyi vellezîne âmenû en yestegfirû lilmüşrikîn. Peygamber için ve iman getirgen kişiler için müşriklerde hakkıya dua kılıçlıkları caiz bulmadı dedi. Ben kıldı. Peygamber, Ebu Talib seni emekin. Seni köp yardım kıldı, hizmet kıldı ama o müşrik. Müşrikte hakkıya dua kılmadı dedi. Vellezine amenu ve iman getirgen kişiler eyyestegfiru lil müşrikin. Müşriklerde hakkıya dua kılıçları caizmez. Kıyamet geçe bu kaideyi külliye buldu. Şunun için biz etemiz kafir müşriklerde hakkıya dua kılınmıyordu. Hidayet duası kını da Allah ulanı hidayet kıyın değilsiz. Aleykin Allah onu keçirgin demeyesiz. Kafir müşriklerge rahimahullah dilim miydi? Allah rahmet kısın dilim miydi? Radıyallahu anhu dilim miydi? Allah ona razı olsun demeydi. Az adamlar köçede kalın. Kim Yahudi'yi göseyem Allah razı olsun. Nasrani göseyem Allah razı olsun. Deyişedi. Bu caizmez bu. Yahud nasranilerge Allah hidayet kısın deyişeceğiz gerek. Hadaki Allah deyişliğiz gerek. Ve anzalallahu fi Ebu Talib. Ebu Talib'nin hakkı da bana şu vakıda şu ayetini nazıl kıldı Allah-u Teala. Kasas suresi 56. ayet. İnneke la tehdi men ahbabte. Ey Muhammed
Sen yaxşı görgən kişilərini hidayət qılarmıysan? Vələkinnə allaha yəhdi mən yəşə. Lekin Allah Ta'ala özü xahlədiyən kişilərini hidayət qıladı. Bəzi ulamalar dedi ki, Allahın o qudratını qarın ki, əgər hidayət Muhammed Aleyhisselam'da qoludu bugən dedi, Abu Talib imanda kitaradı. Hidayət təlbət dünya bir anıdı. Amma vahşi imansız kitaradı. Vahşi. Çünki Hamzanı öldürgənədi o. Rasulullah keçirməsiydi onu. Amma hidayət Allah qoludu bugənlik üçün, Rasulullah qancəli xahləsəyəm, qancəli yaxşı görsəyəm, Abu Talib ki hidayət verilmədi, vahşini qancəli yaman görsəyəm, onge hidayət veriləyəbdi. Qarim? Hidayət Allah qoludadır. Muhammed Aleyhisselam'da kolu demez. Avliyalarda kolu demez. Avliyalarda, alimlerde aldığı gibi bağırıp siz hidayet devam etsiniz. Hidayet Allah'tan buladı. Allah'tan başka hiç kim hidayet kılalmıyordu. Bu Bukhari ve Müslüm'deki gen sahih hadistir. Karin kancanası gen dalil bol yaptı. Münasebet hazel babi lima qablahu. Şerh. Bu babning aldığı babke münasebeti. Munosabat annahu naw'un min al-bab allazi qablahu. Munosabat shuki bu ham o'zidan oldingi bobning turidandir. Fa'izakana la ahadun yastati'u an yanfa ahadan bi shafa'ati wal khalas min al-azab. Kazalika la yastati'u ahadun an yahdi ahadan fayaqumu bima amara Allahu bihi. Endi hech kim bir kishiga shafaat bilan foyda bera olmasa, azobdan najot topishiga foyda bera olmasa, aynı şunindek bir adam başka bir adamını hidayet kılıçlıkken hem kadir bulanmıyordu. Onu hidayet kısa da kim bu adam Allah'ın büyürüklerine kaim olsa. Sizin sebebinizden bu adam yakşı insan bulkasa. Bunu demez. Siz hiç kimi hidayet kılalmıyorsunuz. Doğru yolu köset orasız. Doğru yolu alıp baralmıyorsunuz hiç kimi. Hiç kimi cennetki alıp baralmıyorsunuz. Hiç kim. Kale şu akide vesileni iptal kılıyor. Demek vesile batıl eken. İnneke la tehdi men ahbabta. Hatta ki Muhammed Aleyhisselam demek yaş görgenini hidayet kılalmese, hidayetki alıp baralmese, cennetki alıp baralmese, Abdülkadir Cilani sizi cennetki alıp baralmıydı. Bahadır Nakşibendi sizi cennetki alıp baralmıydı, Allah'a yakınlaştıralmıydı. Hemesi Allah'tan bulundu. Ular davet kıladı halas, tebliğ kıladı halas. Ve ma aleyna illa al-belağ. Bütün peygamberler etiyat, bütün rasuller etiyat ki ve ma aleyna illa al-belağ. Bizi zimmemizde girerse yetkizip tebliğ kılıçlığı halas. Hidayet ulad üstü demez. Peygamberlerin vazifesi demez. Hidayet kılıçlık. İman taksım kılıçlık. İslam taksım kılıçlık. Kavluhu ta'ala inneke la tehdi men ahbabte. Elbette sen yaş görgenlerini hidayet kılalmıyorsan degen ayet. El-hitabu linnabiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Hitab Peygamberimiz aleyhisselam gedir. Ve kene yuhibbu hidayete ammihi Ebi Talib. Au men huve a'ammu. Peygamberimiz aleyhisselam amakisi Abu Talib'nin hidayetini yaxşı görərdi. Ya ki ondan kere umumi yok. Abu Talib bu sır ondan başka yana bazı yakınları var idi Peygamberimizin karındaşları. Ya ki muamilesi yaxşı bilgen bazı beygerler var idi. Şularının hidayetini yaxşı görərdi. Fe ente ya Muhammed el-muhatab bi kafil hitab. Sen ey Muhammed hitab kulunu yaptı. Hitab kafı bilen. İnneke diyebsi ki ke. Ve lehul menzilatu rafi'i indallahi la tastati'u an tahdiya man ahbabta hidayatahu. Peygamberimiz aleyhisselamın Allah'ın huzurunda juda yüksek baland derecesi var, mertebesi var. Şunu buluşuya karamazdan Allah etti ki sen hidayetini yaxşı görgen, kişilerini hidayet kılıçlıkka kadir bulmaysan. Kolinden kimiydi hidayet kılıçlık? Ve ma'lumun annehu iza habba hidayatahu fesavfe yahrisu aleyhi. Ve ma'lumdur ki Peygamberimiz aleyhisselam kimnin hidayetini yaxşı görse, çünkü haris buladılar, kızıkadılar. Abu Talib'nin hidayet tapışını yaxşı gördü mü Peygamberimiz aleyhisselam? Çünkü hareket kıladılar. Ve ma'azalik, la yetemekkenu min hazel emri. Şimdi bu işe karamazdan Peygamberimiz aleyhisselam bu işe imkaniyetli bulalma yaptılar. Kullardan kime yaptı? Lennel emra kullahu biyadillahi. Çünkü işinin hemmesi Allah'ın kuludadır. Allah-u Teala, Allah-u Teala Aleyhimdan surası 128. ayette etti ki لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ. İşten birer nese sen gemez. Seni işinmez bu. اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ. Allah haklasa onları tabasını kabul kıladı ya ki haklasa onları azab verir.
Ve kâle Teala başka bir ayette Hud suresi 123. ayette Allah Teala dedi ki: "Velillahi gaybus semavati vel arum." Osmonlar ve yerlerin gaybı Allah'a xosdur. "Ve ileyhi yurcaul amru kulluhu." Ve işinin hammesi Allah'a qaytarıladı. Bütün iş Allah'ın qolidadır. Naibatun manabakul. Fa'ata bi'al addalati ala al-istighraq. Şu yerde yurcaul amru dagi al-amru da al keltirilyapti istiroqqa dalolat qiladigan. Ya'ni ishlarning har bittasi. Lan al fi qawlihi al-amru lil-istighraqi. Chunki yurcaul amru dagi alif lam istighraq uchun yoki laysa laka min al-amri dagi al istighraq uchun butun farzlarini o'zining ichiga olishligin, butun ishlar Allohga qaytadi. Fa ya naibatu manabakul. Demakki al-amru dagi al kullun kalimasining o'rniga turuvchidir. Ya'ni yurja'u kullul amri. Yoki laysa laka min al-amri shay'un. Va yarji'u ilayhi yarji'u kullul amr. Ya'ni ishlarning har bittasi Allohga qaytaradi. Summa ja'at muakkidatan bi kull. Keyin uni ta'kid qilib yana kulni keltiryapti Alloh taolo kulluhu deb. Va zalika tawkidani bu yerda ikkita ta'kid bo'ldi. Alloh taolo ikkita ta'kidlayaptiki, butun ishlar Allohning qo'lida deyapti. Payg'ambarlar, farishtalar, avliyolarda hech qanday haqqi yo'q. Val hidayatul lati nafaha Allohu an rasulihi sallallohu alayhi vasallam hidayatut tawfiq. Va Alloh subhanahu va taolo rasulullohdan man qilgan, nafi qilgan, sen hidoyat qila olmaysan degan hidoyat tawfiq hidoyatidir. Haqqa yetkizmoq hidoyatidir. Val lati asbataha lahu hidayatud dalalati val irshad. Lekin boshqa oyatlarda Alloh taolo payg'ambarimizga isbot qilgan va sen hidoyat qilarasan degan hidoyat bu dalolat va irshod, ya'ni yo'l ko'rsatishlik, bildirishlik hidoyatidir. Va lihaza atat mutlaqatan li bayani anna allazi bi yadihi huwa hidayatu dalala faqat. Shuning uchun mutlaq keladi, payg'ambarimizning qo'lidagi hidoyat faqatgina dalolat hidoyati ekanligini bayon qilishlik uchun. Payg'ambarimiz haq yo'lni ko'rsatadi xolos. La an yaj'alahu muhtadiyan. Lekin hech kimni payg'ambarimiz alayhissalom hidoyat egasi qila olmaydi. Hech kimga hidoyat bera olmaydi. Qala ta'ala Alloh taolo Shura surasi 52-chi oyatda aytdiki: "Va innaka la tahdi ila siratin mustaqim." Albatta sen to'g'ri yo'lga hidoyat qilasan deganda, shu yerda qarang, la tahdi degani yatadullu ala al-haqqi va turshidu ala al-haqqi degan ma'noda. Ya'ni turshidu ila siratin mustaqim degani. Tusilu degani emas. Al-isal mahsusun billahi subhanahu wa ta'ala. Falam yukhassis subhanahu wa ta'ala fulanan wa fulanan liyubayyinan al-murad annaka tahdi hidayata dalalatin. Yani şu yerda Alloh taolo falonchini va falonchini deb xoslamadi. Nimaga? Maqsad murad albatta sen dalolat hidoyatini qilasan degan narsani bayoni uchun, bayon qilishlik uchun. Fa anta taftahu at-tariqa amama an-nas faqat va tubayyinu lahum turshiduhum. Ya'ni sen odamlarga haq yo'lni ochasan xolos va ularga bayon qilasan, ularga haq yo'lni ko'rsatasan. Va amma idkhalun nas fil hidaya fa hadha amrun laysa ila ar-rasul sallallohu alayhi va sallam inma huwa mimma tafarrada Alloh bihi subhanahu. Ammo insonlarni hidoyatga kirgizishlik bu rasulullohga emas. Bu ish shunday bir ishki, Alloh subhanahu va taolo yolg'iz bo'lgan, xos bo'lgan ishdir. Allohdan boshqasi qila olmaydi buni. Fa nahnu alayna an nubayyina va nad'u. Bizga vojib bo'ladiki, haqni bayon qilishligimiz va haqqa chaqirishligimiz. Va amma hidayatut tawfiq ay anna al-insana yahtadi, amma tawfiq hidoyat esa ya'ni bir insonning hidoyat topishligi fa haza ilallohi subhanahu va taala. Bu Alloh subhanahu va taologa havoladir. Va huwa va haza huval jam'u bayna al-ayataini. Ikkita oyatning o'rtasini jam qilishlik shudur. Ya'ni bitta oyatda hidoyat qilasan deyapti, bittasida qila olmaysan deyapti. Shunday qilib mana jam qilinyapti. Payg'ambarimiz alayhisalom hidoyat qilinmagandan keyin hech qaysi shayx, avliyo, olim hidoyat qila olmaydi. Va qawluhu innaka la tahdi man ahbabta, albatta sen yaxshi ko'rgan kishini hidoyat qila olmaysan degani zohiruhu annannabiy sallallohu alayhi vasallam yuhibbu Abu Talib. Oyatning zohiri ko'rsatyaptiki, payg'ambarimiz alayhisalom Abu Talibni yaxshi ko'rar ekan. Fa kayfa yu'awwalu zalik? Bu qanday qilib ta'vil qilinadi? Qanday qilib payg'ambarimiz aslan mushrikni yaxshi ko'radi? Abu Talib mushrik, Alloh uni yomon ko'radi-ku. Qanday qilib Rasululloh uni yaxshi ko'radi? Val javob shuki,
إما يقال إنه على تقدير أن المفعول محذوف. يعني شنو الجواب على تلشني ممكن كي مفعول بيت محذوف بولش تقدير يجي كورا دول. والتقدير من أحببت هدايته لن من أحببته هو. يعني سين يخش كوريان كشي مس سين هدايتني يخش كوريان كشي. شنو اسمه؟ فيعني سوز هر کنده انسان هدایتن یخش کرسید بلو رده چونیز می؟ سیز زمانیز درگه این کتا ظالم اگر اوباما بسه اوباما نه هدایتن یخش کرسید بلو رده چونیز می؟ لیکن اوزنی یخش کرالمیسید او یقال اینه احب عمه محبتا تبعیتا که محبت الابن اباه ولو کان کافرا. یکی بزرد امیز که پیغمبرمز علیه السلام اما اکسنه طبیعی محبت من یخش کردلر اوغل آتاسن یخش کرگنده کافر بسه هم. İbrahim Aleyhisselam dedesini yaxşı görərdi ki, kafir idi. Bu təbii muhabbət, şəri muhabbət məhz bu. Əv yuqal, inə zəlikə qabla nəhi ən muhabbəti müşrikin. Ya ki, əzindədir ki, Peyğəmbərimiz Aleyhisselam yaxşı görərdilər o, ləkin müşriklərdə muhabbətinə nəhi qilişdən aldım bu gən bunərsə. Kincəli Allah-u Teala ayət nazil qıldı da, müşriklərdə yaxşı görmələrdir da, müşriklərə muhabbət qilişliyi haram buldu. Vəl-əvvəl əqrəv, birinci gəfimiz, təfsirimiz ən doğrusudur. Ay man ahbabta hidayatahu la aynahu. Ya'ni hidoyatini yaxshi ko'rgan, o'zini emas. Va haza amul li Abi Talib va g'ayrihi. Bu oyat Abu Talib va undan boshqasi uchun umumiydir. Hamma uchun ketaveradi bu. Lekin Abu Talib to'g'risida nozil bo'lgan. Tafsirda ko'p aytganmiz. Sababi nuzul oyatni o'sha masalaga xoslab qo'ymaydi. Shunga o'xshagan hamma masalaga kirib ketaveradi. Va yajuz an yuhibbahu mahabbata qarabatin. Ya'ni bir inson mana payg'ambarimiz alayhissalom amakisini qarindoshlik muhabbati bilan yaxshi ko'rishi mumkin. La yuna fi hazil mahabba shar'iyya. Va bu muhabbat shar'iy muhabbatga qarshi kelmaydi. Va qad habba yahtadi hazal inson. Va gohida ya'ni bir insonda hidoyat topishligini yaxshi ko'radi. Va in kuntu ubghizuhu shaxsiyan li kufrihi. Va qad uhibbu an yahtadi hazal inson. Ya'ni masalan men deyaptilar ba'zan bir insonni hidoyat topishni yaxshi ko'raman, agarchi uni kofir bo'lganligi uchun shaxsan yomon ko'rsam ham. Walakin li'anni yuhibbu an-nasa yaslukuna dinalloh. Lekin men yaxshi ko'ramanki insonlar Allohning dinidan yursin deb yaxshi ko'raman. Hidoyatini yaxshi ko'raman, o'zini yaxshi ko'rmayman. Qawluhu fi sahih, sahihda degan so'zi sabaqal kalam ala misli hazil ibarati fi bab tafsir at-tauhid. Ve şehadeti en la ilahe illallah. Tevhidinin tefsiri babı ve la ilahe illallah şehadetinin tefsirini babı da bu ibaret ortaya gepler, bahsler öttü. Kaluhu ebe bil alifi mefulun bihi mensubun bil alif. Yani ebe talib dedi ki ebu talib ki ölüm ki gen dedim. Alif bilen buldu meful bihidur. Alif bilen mensubdur. Lennahu minel esmeyil hamzati. Çünkü bu beş de isimlerdendir. Yani ebehu, ekahu barıdı ki وَالْوَفَاتُ يَعْنِي الْمَوْتِ فَاِلُ حَضَرَتْ حَضَرَتْ فِيلَنِنْ فَاِلَدِرْ وَفَاتْ حَضَرَتْ Şunun için muannes buluyat. Vafatta mahsad ölümdür. فَقَوْلُهُ فَقَالَ يَا عَمِّي قُلْ لَا إِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ Ey emekim, la ilahe illallah digin digin sözleri. اَتَى صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِحَذِي لِكُنْيَةِ دَلَّةِ عَلَى الْعَطْفِ İndi Peygamberimiz aleyhisselam atfke, yani yumuşaklıkke davlat kıladigen bu künyanı alıp geldiler. Lennel amma silvul ab. Çünkü amaki dedenin bir şahıdır. Aykel gusni ma'hu. Umlen bir şahdektir. Yani bir daraktan çıkan. Amaki diyenizde bir insanda siz amaki dişliğinizden özüge yakınlaştırgen bulas. Yumuşak muamelakıgen bulas. Ve sinvu al gusnu lezi asluhu vahidun. Sinvu diyeni aslı bitti bugün şahlardır. Bir daraktan şahları. Yani Peygamberimizin dedesi bilen emeksi bir derah, yani Abdülmuttalib'nin şahıdır. فَكَنَّهُ مَعَهُ كَالْغَصْنِي Göyen ki, ikilesi bir şahdik. قَوْلْهُ يَعَمِّي ف۪يهَا وَجْهَانِي عَمِّي kelimesi de iki suret var. يَعَمِّي بِكَسْرِ مِيمْ عَمِّي deyip kesirli klasız. عَلَى تَقْدِيرِ اَنَّهَا مُزَافَةٌ اِلَى الْيَا Bunu mesela ya'ga muzaf kılıp عَمِّي emekim diyen bana takdiri de. وَيَا عَمُّ بِزَمِّ الْمِيمِ Mimni zammali kılıp عَمُّ düşüzen buladı. عَلَى تَقْدِيرِ قَطْعِهَا عَنِ الْزَافَةِ İzafeden kesip yani menin emekim diye menikine teşekkür emeki düşüzen buladı. قَوْلُهُ قُلْ لَا إِلَٰهِ إِلَّا اللّٰهِ
La ilahe illallah deyin degen söz yecuz ennehu qala ala sabilil emri vel ilzam. Peygamberimiz aleyhisselam bunu buyruk ve lazım kılıçlığı yolu da etken bu şeye mümkün. Lennehu yecibu en ye'mura kulle ahadin en yekule la ilahe illallah. Çünkü Peygamberimiz aleyhisselam her bitti insanını la ilahe illallah deyişlikke buyuruşlikke vacib buladı. Yani her bittemiz, her bitti insanda tevhidke çakırışlığımız vaciptir. وَيَجُوزَ اَنَّهُ قَالَ عَلَى سَب۪يلِ تَرَجِّي وَالتَّلَطُّفِ مَعَهُ Peygamberimiz aleyhisselam bunu umid kılıçlık ve yumuşaklık, lütuf yolu bilen aitken buluşuya mümkün. Yani büyürü halette ise ey emeki, la ilahe illallah digün deyip ciddi aitken bulur. Eğer umid halette aitken ise emeki, la ilahe illallah disiz ki diye manada bulur. وَابُ طَالِبَ الَّذِينَ عِنْدَهُ يَعْرِفُونَ هَذِي الْكَلِمَ وَيَعْرِفُونَ مَعْنَهَا Abu Talib ve onun yanındaki müşrikler bu kelimeni bilişedi, manasını yani bilişedi. وَلِهَذَا بَادَلَ بِالْاِنْكَارِ Şunun için inkar kılıçlıkça şaşırdılar. Rahat kıldılar. قَوْلُهُ كَلِمَةً مَنْسُوبَةٌ لِيَنَّهَا بَادَلُ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ Kelimeten bedel buluyordu. Şunun için mensuptur. لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ'den bedel buluyordu. Yani kul, لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ dedik ki. Tevhid kelimesi kulge mahful buluyordu. Kelimeten. Kul kelimeten buladı. وَيَجُوز اِذَا لَمْ تَكُونَ الرِّوَيَ بِالنَّسْبِ اَنْ تَكُونَ بِالرَّفِي اَيْ هِيَ كَلِمَةٌ وَلَكِنَّ نَسْبَ اَوْزَحُ Eğer rivayet bu megendiydi, nasb doğrusu da. Rah bulusu hem caiz bulurardı. Lakin muhaddisler hemesi kelimeten diyenlik için kelimeten dişlikimiz gerek. Rah buluşluğu hazır bu megen muptadage bulur. Muptadahiye muptadage haber bulup kelimetun bulur. Lakin nasb kılıçlığımız avdah, vazih rahtur ve tuğrahtur. قوله أحاج بضم الجيم وفتحها أحاج يكي أحاج جيمنين زمسي يكي فتح سبلن فعل ضم الجيم فهي صفة لكلمة جيمن زمسيز عند مرفوع بلده معنوي عامل بلن كلمانين صفة بلد وإذا كانت بالفتح هي مجزومة جوابا للأمر قل اگر أحاج ديسيز عند مجزوم بلده قل ديگر أمرية جواب بلد شنو يجون فتح كيگن بلد Ay, intakul uhajja. Agar shu kalimanasi men hujjat keltiraman. Va qala ba'dul mu'ribin innaha javobun li shartil muqaddarin. Ba'zi i'robchilar aytdiki, bu muqaddar shartning javobi deyshti. Ay, intakul uhajja. Agar aytsin, hujjat keltiraman deb. Va ba'zihum yara annaha javobun lil amri mubosharatan. Ba'zi i'robchilar, ba'zi nahv olimlar aytadiki, yo'q, bu o'sha qul degan amriga to'g'ridan-to'g'ri javob bo'lyapti deydi. Ve haza vel evvel eshalu. Bu hem doğrudur ama birincisi asaraktır. Yani eğer aitsin hüccet aşamandır. Lennel esle adamut takdir. Çünkü asıl yani takdir kımasliktir. Vel ma'na azkurha hücceten leke indallah. Yani şu kelimeni min Allah'ın huzurunda seni faydınca hüccet kılıp zikir kılaman diyen manada. Ve leyse u khasimu ve ucadilu leke biha indallah. Bunun manası Allah'ın huzurunda şu kelime bilen seni faydın için cedelleşemen, tartışemen diyenemez. Çünkü hiç kim Allah bilen tartışelmeydi. Ve enkene bazı ahli ilim kala inne ma'naha ucadilullaha biha. Egerçi bazı ahli ilim şu kelimenin sebebine Allah bilen tartışemen diyen mana diyen bu sayem. Lekin bu doğrudur. Ve lakinne lezi yezheru li annel ma'na uhaccu leke biha indallahi ey ezkuruha hücceten leke. Lekin menge zahir buluyordur yani şu ki mana şunu diye buladı. Allah'ın huzurunda şu kelimeni seni faydınca hüccet kılamandı. Yani seni faydınca hüccet kılı bunu zikir kılamandı. Kemece fi bazı rivayet, bazı rivayetlerdeki yendik, eşhedü leke biha indallah. Yani şu kelime bile Allah'ın huzurunda seninle şahit bulamandı kilerdi. Bazı rivayetlerdi, eşhedü dük kilerdi. Demek bu zikir kılıçlık ve şahit buluşluk ve şefaat kılıçlık meseleleri bulur. Yelenişlik, hüccetleşlik, tartışlık meselesi meselesi.